klişe değil mi? Esas oğlanla esas kız çarpışır ve hikaye başlar. Tamam, kabul. Bence de çok klişe. Ama gelin bunu bir de şu anda burada yatan bana sorun. Yani size kazara başlayan bir hikaye anlatacağım. Ama söz veriyorum hiç de klişe olmayacak. Her şey o gün geçirdiğim kazayla başlamıştı. Yok, aslında her şey 4 yıl önce başladı. Hayatımın en mutlu günü olan o Temmuz gününde. İstanbul hayallerimin şehri. Seramikse hayallerimdeki bölümdü. Ve işte o gün... Kazandım! Kazandım! Baba, İstanbul kazandım! Tam da tahmin ettiğim gibiydi. Babam beni İstanbul'a göndermek istemiyordu. Cesedimi çiğnersin ancak o zaman çıkarsın bu kapıdan. Tabii ki pes etmeyecektim. Çek vur o zaman beni baba. Başka türlüsü yok. Ben İstanbul'a gidiyorum. İsterse bütün kapılar yüzüme kapansın. Kararımdan asla vazgeçmeyecek, hayallerimin peşinden gidecektim. Eğer yaşasaydı, annem de böyle olsun isterdi. Anneme layık bir kız olabilmek için vazgeçmeden çalıştım. Hep çalıştım. Ve okulumu birincilikle bitirdim. Üstelik okul bana bu işi yapabileceğim inancının yanında bir de dost kazandırmıştı. Orada dünyanın en güzel dostunu, ev arkadaşım Aslı'yı bulmuştum. Sadece aynı evi paylaşmıyorduk onunla. Aynı hayali de paylaşıyorduk. Birlikte bir atölye açacak ve kendi markamızı yaratacaktık. Her şey ama her şey gerçek olamayacak kadar güzeldi. Gıda zehirlenmesi geçirip de acile zor yetiştiğimiz o gün bile. Ben o gün... aşık olacaktım. O güne dek aklımda sadece okulum ve kariyerim vardı. Aşk benim için hep bir lüks olmuştu. Ama o gün... işte oydu. Masallardaki o beyaz atlı prens... doktor kulağında karşımda duruyordu. Ve bir gün... Benimle evlenir misin aşkım? Ay vallahi bana da sürpriz oldu ablacığım. Ama çok aşığım. Baban da öyle diyordu zaten Şimal. Kız sen kafayı mı yedin? Bilmiyorum sanki kaç yıllık adamı topuklarına sıkar valla. Ablacığım, biliyorum ama sen ikna edersin babamı. Ya şöyle bir gelmeden kulağına fısıldasan da tanışsalar. Ha? Ne olursun lütfen. Ataya babaya sormadan ne evlilik kararıymış bu ya? He? Oku büyüt bu yaşa getir. Bostan korkulu muyum ben? Vay arkadaş ya. Biz de kızın mezuniyetine gidiyoruz diye seviniyorduk iyi mi? Meğersem kız bizi damatla tanışmaya çalmış. Bizim haberimiz yok baba. Hayır! Ne damadı? Robot! Benim rızam olmadan nereye damat ne? Alo abla. Babam ne dedi söylesene. Kabul etti de ne olur. Ne desin yavrum? Gidelim bir görelim madem dedi. Tamam mı dedi? Tamam mı dedi? He Şimal tamam dedi. Tamam, tamam. Miraç, emanet aldın mı? Yuh abi ya! Şu kadarcık yere bu kadar para mı istiyorsun sen? Dükkanımı sana zorla beğendirecek halim yok. Kirası bu. İşine gelirse. Geç kaldım kusura bakma ne oldu? Kuzum uçmuş bu adam ya. İstediği parayı bir duysan boş kalsın da görsün gününü. Kim verir be buraya bu kadar para? Haklısın. Tamam sakin.
Sakin ol. Moral bozmak yok. Başka yere bakarız biz de. Öyle ya da böyle bu atölye açılacak. Hayallerimizden vazgeçecek değiliz ya. Allah Allah. Kuzum, bu pozitifliği neye borçluyuz acaba? Hazır mısın? Ne? Ablam babamla konuşmuş. Babam Kenan'la tanışmayı kabul etmiş. Ya ben söyledim işte. O gün o kadar mutluydum ki sonra olacakları söyleseler hayatta inanmazdım.